Sandblast'ta son 10 günümüze girerken bu hafta timsah izlerinin peşinden koştuk ve nihayet ertelediğimiz bayrağımızı İbi'nin restoranına diğer bayrakların yanına asma işini bu hafta hallettik. Biz tam zamanlı macera perestler Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Hayatımız her zaman aksiyon doluydu ama teknemiz İstanbul'u alıp 4 sene boyunca bu yolculuğa hazırlandıktan sonra bambaşka bir hayata geçiş yaptık. 2022'de Türkiye'den başladığımız yolculuğumuza Karayip Denizi'nde devam ediyoruz. Bizimle birlikte yeni yerler görmek, yeni maceralar yaşamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugün önemli bir proje için buradayız. Buraya ilk geldiğimizde İbi'nin restoranına gelmiştik. Oradaki bayrakları çekmiştik. Daha o zamanki videoda "Aa, siz niye buraya bayrak koymadınız?" diye hemen altına yorum yazdınız. Aslında bir Türk bayrağı vardı. Ama biz şimdi daha büyük bir bayrak getirdik. Çocuklarla beraberiz. Sen bir şöyle yeni yaptığı tesisi de göstersene İbi'nin. Evet, İbi'nin. Bu arada İbi'nin restoranı da büyütüyor. Yeni yaptığı yerin çatısı bitmiş. Şurada bir de kendisi adacık yapıyor. Gittikçe şekil bir yer olmaya başladı. Ama tabela da yeni herhalde. Neyse, ekibi topladık. Bayrağı hep birlikte yazıp çizeceğiz. Yazarsınız bize siz de niye bayrağı yazı yazdınız diye şimdi. Denizci adeti ya, yazılır. Denizci, yazılır. Hayır, yazılır da kırmızı da okunmaz. Adetten. Ben şuradan ayaklarımı yıka yıkaya gelirim. Çok yüksek. Hola İbi. Ne kadar yükselmiş su. Oha. No. Hola. How are you doing? Good to see you. Şuraya, boş olan yere. Büyük diyorsun. Yeni yere asalım. Büyük ha? Yeni yere imzalayalım, verelim az. Ama yeni yere kimse gitmiyor ki daha. Ben şuraya asarız ya, bak şu sarı pembe. Evet. Even, we want to hang a flag, another flag. Turkey flags for the new salon. New salon or here? No, because this is gonna be just for backpackers, and the salon gonna be for cruisers. Okay. Oh. The salon will be for cruisers. When you opened? This one. Maybe in, I think, 2 months. 2 months. Oh. Yeah, because the woods. Mm-hmm. We always wait 15 days. Every woods, 30 woods each time. Like. We put our flag here. So you. Where is you? Ah, yeah, we can move. Hmm? Yeah, we can move. Okay. Yeah. Good job. Aydın, your turn, push. It's her sign. I don't know. I just developed the habit when I push down and never fix it. Are we through there? Yeah, it is wind coming this direction. It's good. Yeah. Iyi yok. Memlekette iyi yok. That looks like an H. Thank you. And this one. Elt, your turn. Write the boat name too. Yeah. Istanbul. On numara. Nereye asalım Ömerciğim? Nereye asalım? Şuraya işte. Buraya mı? Başka bir yer daha söylemiyor muydun sen? Şurası da olabilir diye düşünüyorum. Orası da fena değil aslında ya. Ama yağmurdan falan ıslanır orası hep. Daha yukarıda bir yerlere asamıyor musun? Bitişik onlar.
Nereye asacağız? Buraya, buradakileri çıkartacak mı zaten? Bak şurada bir boşluk var sanki. Tam şu. Şurada. Oraya nasıl çıkacağız bebeğim? Tam şurada. Buraya mı? Evet. Buraya sal. Buraya sal. Evet. Şeye atalım. Tam karşı doğru, evet. We're looking for a long line. Onu bak kısalt onu iyice ne? Oradan değil, biraz biraz bağlayacak kadar kalsın adamı. Aşağı biraz, aşağı. Aşağı biraz. Biraz daha aşağı adamı. Onlar da plastik eli çoktur abi. İçinden mi geçireceksin? E tabii. Nasıl geçireceksin onu? Ana bundan bir sürü şey kritik alacaksın şimdi. Üzerine de yazdım. Hepsi öyle. Denizci işi. Ömer Hoca düzgün dört tarafını tak ama. Ve? Bir tarafını tak. Ne yaptı? Yes. Wow, very nice. Ya çok güzel. Oğlum şuna bak, kamerada daha bile güzel görünüyor. I started raining. Ah, there is a second one. Look. Now there is a second one appearing. Kids, do you see the second one? Two of them now. Ah, they said, they already said. They fucking know everything better than us. Mika. Isn't it tiring to have kids? It is. Where is another? It's right beside it. Yeah. Hollandes'te yine muhteşem bir gün. Bugün macera peşindeyiz. İlka timsah izleri bulmuş. Geçen gün de bahsetmişti. Şimdi timsah var mı gerçekten bu sularda diye izlerin peşinden gidiyoruz. Belgeselcilik böyle yapılıyor. İz buldun mu takip edeceksin. Tabii böyle kendine tutacaksın kamerayı. Belgeselcilik böyle yapılıyor. Evet. Ben sana yasaklamadım mı bunu söylemeyi Ömer Hoca? Ama gülerek söyledim. Cute. He's hunting the small fish. Gemi atacağız mı? Evet, dalarız ya. O yüzden bu tarafa gidelim. O manzara şahane ya. Suyun rengine bak. It's so beautiful today. Bir teorim var. Su böyle birden derinleşiyorsa oralarda barakuda oluyor ve sığlığa avlanmaya geliyorlar. Kambombiya da böyle çünkü aynen kum bu şekilde ve birden derinleşiyor denizin içinde. Bak burada görüyor musun barakudayı? Evet bak. Çok tatlı bir şey ya. 3-4 tane var bak burada da var. Did you see the scratches before? What scratches? The scratches on the wood. Wow! What's this? Scratches. Crocodile scratches. Coming up. And usually here you see So they go above these? Above and start looking for... crabs maybe? Crabs, yeah. But there is... So he's been coming up there. And then there was another track over there. So I'm just going to go and look.
Var değil mi? Sıkıntı var şimdi. Ne oldu? Her şey nasıl başladı? Hızlı bir özet geçelim. Uruguay'a gidiyoruz. Hızlı bir... Ayın 13'ünde uçuşumuz var. Gitmeden önce tekneyi karaya almamız gerekiyor. Toparlayıp kapatmamız gerekiyor. Çünkü büyük ihtimalle 8 ay falan tekneye dönmeyeceğiz. Başka yerlerde olacağız. Ama bence burada açıklamamız gereken önemli konu şu. Tekneyi niye denizde bırakmıyoruz da karada bırakıyoruz? Çünkü bir kere çok şey yapıyor. Kabuklu yapıyor. Yani kirleniyor teknenin altı. Su çok sıcak olduğu için. Kolombiya'da bırakanlar mesela 15 günde bir dalgıç geliyormuş, altını temizliyormuş ki katman katman böceklenmesin diye. Burada da kirleniyor yani, çok kirlenmese bile. İkinci olarak da marinalar bizim anladığımız anlamda marina değil. Yani öyle güvenliği olan, bahçe çiti olan çoğu öyle güvenlikli yerler değil. Güvenemiyor tabii insan. Bir de sıkça sert hava geliyor. Kısa sürüyor ama çok sık geliyor bu sert havalar. Onun için de denizde tekne bırakmak pek güvenli değil. Biz marina aradık. Tabii ki Panama Kanalı'nın bu tarafındaki, yani Atlantik tarafındaki marinalarla konuştuk. İlk önce Linton'a gitmiştik. Orada kalmıştık. Linton'daki marinayı aradık. Ve bize çok fantastik, hiç tahmin etmediğimiz kadar pahalı bir fiyat verdiler. Hı. Aylık $560 dediler bizim tekne için karada. Bize çok geldi çünkü marinaların burada ucuz olması lazım. Neye göre ucuz olması lazım? Türkiye'ye göre çok ucuz olması Avrupa'ya lazım. Avrupa'ya göre diyelim. Avrupa'ya göre. Türkiye'de. Avrupa'ya göre, Karayiplere göre de ucuz olması lazım. Hı. İlk önce Shelter Bay Marina'dan fiyat aldık. O $460 sanırım. Daha uygundu yani Linton Bay Marina'dan. Ama Shelter Bay bu arada buraların en fiyakalı marinası. Ama tam şeyin girişinde, öğrendik. Tam Panama Kanalı'nın girişinde. Ama şöyle olduğunu öğrendik. Sanki Pegasus gibi. Pegasus gibi. Shelter Bay'miş yani zaten. Bilet ucuz ama. Yani her adımını atarsan para, adımını atarsan para. Teknede kalmak $15 günlük. Teknede kendin çalışacaksan onu da tam anlamadık ama herhalde onun için de bir $15 günlük istiyorlar kendin çalışacağın için. Teknede kalmak derken şöyle, yani kendi teknende kalıyorsun diye tekne karadayken ona artı $15 alıyorlarmış. Yani o zaman toplayınca tabii $1000'ın üzerine çıkıyor aylık orası. 2 ay falan da bir ay, en az bir ay çalışmamız lazım teknede. Tabii biz bir ay 15 gün diye başlayıp 2 ay çalıştığımız için yani döndüğümüzde karada yapılacak işler var. O zaman çok pahalıya geliyor diye. Sonra arkadaşlar Turtle Cay Marina'ya niye bırakmıyorsunuz dediler. Hangi arkadaşlar? Kanadalı arkadaşlar Chuck ve Deb. Çok güzel marina dediler ama şeyi, lifti bozuktu dediler. Ama bir yazın dediler. Yazdık. Sonra cevap geldi. Yani 8 ay peşin para, çekme atma hariç $2100 8 ay. Çok iyiydi yani. Çok heyecanlandık. Çok heyecan. Çekme atma da 400 küsür dolar falan. Ama sonra öğrendik ki karada hiç tekne yok. Çünkü lift bozuk. Karaya tekne çıkamamış uzun süredir. Karada tekne olmayınca da biliyorsunuz marina yönetimleri indirilecek tekne baskısı olmadığı için, inecek tekne baskısı olmadığı için lifte pek para harcamak istemiyorlar. Anladığımız kadarıyla uzun zamandır lifti bozukmuş. Onun için döndük şeye, Panamarin diye bir yer var. Ama şansımıza onun da lifti yeni bozulmuş. Ama yapacaklar herhalde onunkini. Herhalde Panamarin'e bırakacağız gibi geliyor. Aslında şöyle yani, buradan çıkacağız. Turtle Cay 35 mil. Yani lifti yapmamışlarsa hiç girmemize gerek yok. Lifti yapmamışlarsa girmemize gerek yok tabii. Ondan sonra Panamarin geliyor zaten. Yaklaşık 45 mil. Panamarin'de de yapmadılarsa iki tane şık kalıyor. Ya Linton Bay Marina ya da Shelter Bay Marina. Bence Panamarin'inkini yaparlar. Panamarin çünkü iyi bir işletmeymiş. Orası da 3700 dolar mıydı 8 aylığına? 3700 dolar hem. Artı çekme atma. 3700, 4200 desen 8 aylığına. Aslında pahalı ama yapacak bir şey yok yani. Turtle Cay çok iyiydi ama
Yani lift bir ömürdür bozukmuş. Bize öyle bir anlattılar ki konuşurken. Ay şimdi lift bozuk ama Ağustos sonuna kadar yapacağız dediler. Meğersem o lift oldum olası bozukmuş. Sezon geliyor. Belki yaparlar yani. Yok zannetmiyorum. Çünkü şimdi... Hayır bir de şey yapmışlar yani lift alanının yani çekik alanının girişine de tekne koymuşlar. Lifti yapacaklar. O tekneleri oradan kaldıracaklar. Yeni tekneleri karaya alacaklar. Çok uzun iş yani. Peki kışlarken şimdi benim aklımda hep aküler var. Buna aküler... kışlama demeyelim. Özkan arkadaş da hep müdahale ediyor diyor Özlem'e. Değil mi? Onlar 2 aylığına bırakmışlar ama biz 8 aylığına bırakıyoruz. Bayağı kışlama bizimki yani. Kışlama onların değil. Niyet farklı yine. Yani şey var tabii burada bence börtü böcek çok var. Aa, Börtü böcek çok var. Sıkıntı. Bir de bizim vadevel ayaklarından su giriyor tekneye. Camların köşelerinden de girmeye başladı ufak ufak. Teknenin üstünü kapatmak lazım. Diğer camların üzerine elimizde su geçirmez bir şeyimiz var. Tentemiz var, onu örtebiliriz ama tabii bu havalarda yetmez. Ne kadar dayanır? Yeter de ne kadar dayanır? Dayanmaz bence o. Bir de bir sistem var işte beyaz bir su geçirmez plastik şeyle. Komple üstünü şeylerle böyle çubuklar, alüminyum çubuklar geçiriyorlar üzerine. Komple kapatıyorlar. Evet, ama Shelter Bay'de bunu yapıyorlar. Shelter Bay'de $1,700 diyorlar ona. Su girmesi nedeniyle göreceğimiz hasarları $70 hallederim yani. $1,700 ve $170 O iş öyle değil. Yani. Tekne şu an bile yani resmen küflenmeye başladı. Kesinlikle su girişini önleyip öyle gitmemiz lazım. O zaman sen ahşaplar gelme bebeğim. Da. Sen bekle teknede. Komik espriler bunlar. Komik espr- Çok biliyorsunuz da Ömer Hocam. Bu aküleri bırakmanın bir yöntemi var mı? Akü başlarını sökeceğiz. Öyle bırakacağız. Dönüşümüzde ölçeceğiz akülerimizi. Hı. Şarj tutuyorlarsa devam edeceğiz onlarla. Şarj tutmuyorlarsa değiştireceğiz. Yöntem bu mu diyorsun? Zaten 4. seneye giriyor olacak akülerimiz yani. Elin saf ya. Akülcüler de para kazansınlar. Ama çalışıyorlar. Çalışıyorlarsa. Yani. Çalışıyorlarsa gideriz onlarla. Ne olacak? Şu an çalışıyorlar. Biz onları bıraktığımızda boşalacak mı durduğu yerine? Şimdi sen onları güneş paneline entegre bırakırsak yani bağlı bırakırsak... harcama yapacak bir şey de bırakmamız lazım teknede. Sintine pompası diyoruz ona. Sintine pompası o kadar su almıyor ki teknemiz. Hiç... Aşağı hikayeleri duymadın mı? Hangi o kadar çok yağmur yağmış ki sintine pompası çalışmayan bir tekneyi su basmış yağmur suyuyla. Ya bebeğim öyle yapacağımıza nerede bizim su giderimiz var bir tane? Şey var işte jeneratörün su çekişi var. Onun yanında boş bir tane su girişimiz var. Onun vanasını açık bırakır gideriz. Oradan su tahliye olur. Sonra da böcekler girer. Böcek girebilir evet. Ya. Sintine pompasını ne yapacaksın? Yani peki, her açık şey, bırakınca, her şey. Sintine pompasını oradan girmeyecek mi? Her şey şu an sıkıntı. Mi? Büyük sıkıntı. Hayatta büyük sıkıntı var. Bak şurada görüyor musun? Ha, seninki oturuyor. Onun altına. Ha altına bir yere koyarsın. Ne diyorsun? Boşalmış mıdır? Kaçak mı var? Tüpü ya bağlayamamıştır onu. Ya da o tüpün içini doldurmamışlardır ya bilmiyorum yani. Ay, kaçak varsa yani. Çok acı bir durum yani. Bebeğim kaçak varsa kaçak. Bulacağız şimdi bunu takınca zaten yoksa. Kaçak. Neyle bulacaksın kaçak? Belki de o tüp süngerle gideceğim oraya kadar ya. Öbürü kaçak şeydi, yırtıktı biliyorsun. Sana kaç defa dedim kameralara sinirli konuşmayacaksın diye. Tüpümüz bitti, tüpümüz bitti. Kaçak varmış, kaçak mı yapayım? Ne yapayım ya, ne istiyorsun ya? Allah Allah. Sinirlendirme. Sinir bozucu Ömer bir iş. Ömer Hoca'yı sinirlendirme. Sinir bozucu bir iş yani bu. Yürü sana, botun yarısını boşaltacaksın onu gerisi yapmak için. Hiç. Ne olur? Nereye koyacağım? Şuraya. Botunun yere mi? Şuraya. Olabilir. Çünkü oradan bir şey almamız gerekirse. Ha ip falan doğru. Yok ip değil de arkadaki dolapta da malzeme var ya. Şurası da sağlam. Onun arkasında dolap mı var bir de? Bak dolap var şurada. Orada bir sürü malzememiz bizim var. Bizim kıç kameranın da bu tarafı dolap. Evet. Hadi. Ha. Bayağı yeriniz varmış o zaman. Var. Metal gibi. Olur işte oraya. Çırlop gibi olur Ömer Hoca. Tamam işte burası olur ya. Aslında bir şey söyleyeceğim. O üzerine oturduğun kutunun oraya yetişiyorsa ama o zaman da kasar değil mi biraz? Kasmaz orada basamaklar canım. Var. Kasmaz. Basamağa bağlarsın çünkü. Basamağa bağlarım evet. Bir tak ilk önce senin yere koyarsın. Size veriyorum gençler ya. Ya ne yapalım Başak? Kadınlar size bir şey yapamıyoruz. Yok ya kaçak yok değil mi? Yok.
Hı? Sadece oraya değil, şu araya da bak Ömer Hoca. Oralar zaten eski. Eski mi eski Ömer Hoca? Şuraya da bak. Hı. Yok abi, hiç kaçak yok burada. Şuna da bak, öbür tarafa. O zaman o tüp küçüktür Ömer Hoca. Belki de az bastılar ona. Olabilir. Çünkü hafifti, hiç öyle ağırlık hissetmedim. Ben aklıma da geldi. İyi lan, bu kaçırmadı değil mi? Kaçırmıyor değil mi? Yok yok abi. De şuraya bakacağız. Bunlar kalsın bence, bunu French Point'a